Yeşilçam'ın efsane filmi, efsane filmlerinden bir tanesi Ah Nerede Vah Nerede efendim. 1975 yılında çekilmişti. Başrolünde Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu oynuyor ve o film şimdi dizi olarak çekilecek ve Gülşen Bubikoğlu'nun canlandırdığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif gitti. Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit'i ise kimin oynayacağı henüz belirsiz. Gelin kadroyu beraber oluşturalım. Aa, değiştiririm kadroyu ama. Ben de değiştiririm. Yani. Zehra'yı kim oynamalı? Yani Gülşen Büyükoğlu'nun kimin? Tarık Akan'ı kim oynayacak? Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit'i kim oynamalı diye soralım. Demet Özdemir romantik komedi filmlerinin dizilerinin çok vazgeçilmez ismi. Uyuyor, evet. Demet bence olabilir. Evet. Bana sempatik geldi Demet ismini duyunca. Alternatifleri olabilir. Demet'in karşısına kim olabilir diye düşündüm. İmkansız bir isim geldi aklıma. Bir daha birlikte kamera karşısına geçerler mi? Pek sanmıyorum. Can Yaman uyuyor. Demet Özdemir çok iyi bir ikili olabilir. Olurlar. Bu dizi için. Olmuşlardı zaten. Filmi bir izleyelim. Doğru. Geçmişe gidelim. 1975 yılında Yeşilçam'da fırtınalar estiren Ah Nerede filmi dizi oluyor. Ah Nerede'nin sinema filminden dizi filme çevrilmesi için senaryo çalışmaları başladı. Başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı Yeşilçam filmi Ah Nerede'nin senaryosunu Sadık Şendil yazmış, filmi Orhan Aksoy yönetmişti. Ah Nerede'nin dizi versiyonunda Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nu kim canlandıracak merak konusu. Şimdi seyircilerimiz de sorularımız üzerine yazıyor. Gülşen Bubikoğlu'nu kim? Tarık Akan'ı, merhum Tarık Akan'ı kim oynar diye seyircilerimizden CC yazmış. Survivor Mert Öcal, şu an Survivor'da mücadele eden. Olabilir. Mert Öcal Tarık Akan'ı oynayabilir diyorlar. Olabilir, tip fizik benziyor. Benim aklıma bir isim geldi. Ha? Şimdi diyeceksin ki tam üstüne bastın ayağını çek diyeceksin. Kim? Biraz evvel bulduğun doğruydu bence. Boy, poz, endam, göz rengi. Göz rengi belki tam uymuyor ama yakışıklılık, oyunculuk, her şeyle cuk diyorum sana. Kim? Ayağını çek diyeceksin. Söylüyorum, söyle, hazır çekeyim mısın? Ayağım yerde şu an. Onur Tuna. Ha. Ne? Evet. Beğenmedin mi? Şu an ama bir dizinin içinde olduğu için onun olma ihtimali, çok düşük. Onur Tuna ile Tarık Akan'ı yan yana koy. Yani boy, poz, görüntü çok benzerler birbirlerine aslında. Evet, ama Tarık Akan başka bir havada bir adam. Sen Can Yaman olur diyorsun ama Can Yaman olur olmaz diyorsun. Ama bak Can Yaman'ı düşününce Tarık Akan da böyle daha bir erkeksi, daha şey böyle hani ekrana çıktığında wow dedirtiyor hala fotoğrafları. Onur Tuna'dan değil de Can Yaman'dan o elektrik geliyor. Geldi diyorsun. Evet. Tamam, ben Onur Tuna'yı... Şey de olabilir mi? Kıvanç Kasabalı. Sabahları Kıvanç Kasabalı, Kıvanç Tatlıtuğ bile olur. Kıvanç Tatlıtuğ da olur da Demet Özdemir'le Kıvanç Tatlıtuğ karşı karşıya olmaz. Hmm. Değil mi? Bir şey söyleyeceğim, biz kadroyu yeniden oluşturuyoruz. Demet Özdemir evet yok, dedi diye bir şey yok, yok şu anda. Görüşmeler devam ediyor. Evet. Hande Erçel'le Onur Tuna'dan iyi bir ikili olabilir. Hande Erçel olur. Gülşen Bubikoğlu'nun orada canlandırdığı Zehra karakteri gözümün önüne geliyor. Hafif şımarık böyle, kapris yapan, naza çeken Hande bir kız. Hande Erçel güzel olur. Kim olabilir? Saçlar başlar. Burcu Özberk. Evet, Hande Erçel. Burcu da olabilir ama Hande yapımcılar, Erçel. Yapımcılar. Birsen Altuntaş her detayı yazmış zaten TV 100'den Birsen Yapımcı Altuntaş. Yapımcı bir daha düşürüz. Belki de şöyledir. Bu bahsettiğimiz, sözünü ettiğimiz kişilere özellikle Hande Erçel'e falan teklif gitmiş olabilir. Sonunda Demet Özdemir'le olan proje daha sıcak hale gelmiş olabilir. Yani bu isimler o masalarda zikredilmiştir. Zikredilmiştir. Şimdi yapımcılar kim? 10. ev. 10. eve süper bir ikili söylüyoruz. Hazır mısınız? Bak şimdi sen bu sefer evet Gülşen bu sefer olmuş diyeceksin. Evet. Çünkü onlar Adam Masalı dizisinde efendim evet. Beraber kamera karşısına geçtiler. O setten güzel de bir aşk doğdu ama biz onları beraber izlemeye doyamadık. Çok zarifler. Bu dizide niye olur. Beraber görmeyelim onları? Kesinlikle olmaz mı? Olur, çok güzel olur. Çok da tatlı olur. Yaz evet. Dizisi zaten. Evet, kesinlikle. Yazın ekrana gelecek. Adile Naşit'i de Ayşenil Şamlıoğlu oynasın. Aa, güzel olabilir. Onun sıcaklığı sanki onda da var. Evet. Onun da burasında var. Hani böyle bazı isimleri görünce sarılıp başınızı şu göğsüne koymak, öyle, doğru. Göğsüne koymak istersiniz ya. Ayşenil Şamlıoğlu da öyle.
Adile'ni açtı zaten söylemeye gerek biz yok. Biz kadroyu oluşturduk, sizler ne yazmışsınız? Yapımcılar bir daha düşünsünler. Çiğdem Tarık Ayçelik diyor ki Tolgahan Sarışman diyor. Çağlar Ertuğrul muhteşem Tarık Akan olur. Evet ama şu anda çok izlenen bir dizinin içinde. Furkan Palalı demişsiniz. Çağatay Ulusoy'u yazanlar var. Bak Barış'a var. Gelen var. Barış pardon. Survivor'daki Barış Cuk oturur diyor. Hmm. Mert Öcal'a da diyorlar. Engin Akgürek falan da yazmışlar ama Engin bilemedim. Demet Onur Tuna diyorum. Bak ben de Onur Tuna diyorum. Evet. Onur Tuna, Hande Erçel. Aklın yolu bir işte. Demet Özdemir ve Hande Erçel'i Gülşen Bubikoğlu'yla nasıl aynı tutabilirler, bir tutabilirler? Hani burada bir tutmak diye bir şey söz konusu değil tabii. Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Demet ve Hande de daha yolun başındalar. Ama hani yeniden 2022 versiyonu çekilirken tercih edilen oyuncular arasında. Bu kadronun yerine kim doldurabilir? Bu filmin orijinalliğine kim erişebilir? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Adile Naşit. Tabii. Ulis Kentmen. Halit Akçetepe. Nubar Terziyan. Tabii Gülşen canım. Bubikoğlu. Bak, Tarık Akan. Böyle bir kadro bir daha bir araya gelemez zaten. Hababamlar bile çekildiğinde bir daha mümkün olabildi mi? Aslında bir film, bir yapım, bir dizi bir kere oluyor. Aynen öyle. Yani şimdi bundan 2 yıl sonra diyelim ki Aşk-ı Memnu'nun sinema filmi çekilecek ya da dizi olarak yeniden ekrana gelecek. Kim oynarsa oynasın bizim gözümüz Beren Saat'le Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehrazalkaya'yı anmayacak mı? Anacak tabii. Şimdi bir kere oluyor bir iş. Bir ikili daha geldi aklıma. Bakayım tepkim ne olacak söylüyorum. Evet. Tuğba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ. Yok, ağır olurlar onlar. Ne güzeldi o şarkı. Ağır olurlar. Beğenmedin mi? Hayır, daha böyle. Genç bir isim mi? Daha tamam, 20 yaşlarda. Ayça Aşin Turan'da o olur. Onu da olur. Tamam. Bir de şey de olur. Sanki hep Hande Erçel olacak. Yani Hande Erçel uygun gibi. Hande kafama. Diyorsun sen. Evet. Orada ne dedin Eda'cığım? Orada Hande Erçel falan olabilir. Aytaç Şaşmaz'la evet benziyor. Ama benim yine öncelikli favorim Onur Tuna'dır. Aslı Enver olur diyorlar. Elçin Sangu, Barış Arduç. Fena evet, değil. Evet, değil Elçin Sangu zaten da çok iyi uyar. Aslı Enver diye yazan seyircilerimiz var. Şu anda Onur Tuna önde gidiyor. Adile Naşit'i kaçırdı. Tabii. Çünkü kendi söyledi. Adile Naşit'i kesinlikle Esra Dermancıoğlu oynasın. Babayı da Erdal Özyağcılar oynasın diyorlar. 1975 yapımı bu filmi yakından izleyen, tanıyan seyircilerimiz. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu diyenler de var. Onların da zor. Şu anda zaten çok izlenen bir dizinin. Fahriye Evcen diyorlar. Fahriye Evcen de olmaz zaten. Evet. Yazın çekilecek değil mi? Evet. Yaz dizisi olacak. Evet. Bir ay sonra falan çekimleri başlayacak bu dizinin. Evet. Senaryo çalışmaları da sürüyor. Evet, devam ediyor.